Selam gençlik, Ukap Gaming'deki hacemimiz yine iş başında. Ben Muaz ve bugün sizlerle beraber Mount & Blade'in 15. bölümünü çekmekteyiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Aman hemen öksürüğüm geldi zaten. Evet arkadaşlar, geçen bölüm gayet güzel şeyler oldu. Kalemizi aldık, Tuluk Paşa'mız oldu. Güzel gidiyoruz şu an. Ben bölüm arasında yine birkaç saat çalıştım. Elit asker üretmeye çalıştım. Bir de asker topladım. Şu an Bariye şehrimizde 400 askerimiz var. Neredeyse. Bayağı sağlam yani. Allah'ın izniyle de. Şimdilik. Şarva. Kalesine almaya gideceğiz. Nizar. Nizar'la bir konuşalım. Tamam. Nizar gidecek, şey yapacak. Biz de burada bekleyeceğiz. Bakalım askerlerimiz. Emir Lakem yok. Matel tanımı. Asuga'nın yanına karşı hemen. Tabii hemen yardım edeceğiz Matel ablamıza. Askerlerimiz sağlam. Onlardan fazla askerle başlıyoruz zaten savaşa. Gelen geçene dayayacağım. Böyle sıkıştırdık zaten bu askerleri. Şöyle al ağzınıza. 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 Bunların bildiğiniz ağızlarına çaktık. Biraz çift elli eşya kullanmaya başlayacağım ben artık. Çift elliye alışmam lazım. Hasar vermiyor adam gibi. Bir de yavaş kullanabiliyoruz. O da kötü. Böyle uf. Nasıl da kafasına çaktık ya. Onu öldürün, gebertin onu. Delilerimiz ölüyor. Deliler çünkü. Of vallahi buna öyle bir çaktı ki. Kaç hasar vermişiz? 47. Çok fazla değil aslında. Ama yine de teki gitti. Gel bakalım gel. Gel gel gel. Nereye kaçıyor la bu? Kim atıyor bize? Lan ikide bir kaçıp duruyor bunlar ya. Sizin en sinir olduğum zaten şey kelgitlerde bu. Kaçıp duruyorlar. Sen nesin lan? Sen o paşa mısın acaba? Yok, kergit kargıcıymış. Gel 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 gel. Neredesin lan? Gel lan buraya. Lan ne yapıyorsunuz lan siz? Askerlerimi mi öldürdünüz? Yerini koru yapayım. Bayağı dağıldık, bayağı dağıldık. Baksana. Adamlar löp löp indiriyor vallahi bizimkileri. Bir daha bir toplanmamız lazım bizim. Oho. Artimener öyle amele gibi hiç. Dolaşılır mı ya? Sen ne deniyorsun lan orada? Herkesi beraber toplayalım. Ağzına çakayım sizlerin. Şöyle herkes yanıma gelsin bir. Tamam, şimdi yine hücum edebilirsiniz. Şimdi askerlerimiz toplandı en azından. Biraz okçularımız defansı oldu. Yoksa okçularımızın ağzına çakıyorlardı.
Orada ne yapıyor? O ne yapıyor ya? Tek başına dolaşıyor vallahi. Gel lan gel gel. Ne kaçıyorsun? Of, kafasına geçirdim. 38 hasar verdik. Hadi be. Tuttu şunu. Atına vurdukça vuruyoruz. Evet, öldü sonunda. Güzel. Vuruş zorluğu bir de ama öldürdük, öldürdük. Hala bitmedim ya, tükenmedim ya. Bu kergitlerle var ya. Savaş kergitlerle en çok, en uzun süren savaş kergitlerledir her zaman açık alanda. Çünkü hep kaçıp duruyorlar. Sinir ediyorlar beni ya, bildiğin. Bir bitirin lan şunları. Bir bitiremediler ha. Bak bir tane adamı kaç kişi kovalıyor. Allah rızası için ya. Şuna bak ya. Allah'ım vurun şunu ya, indirin şunu. Okları atın üstüne ya, öldürün şunu. Hele şükür ya. Sonunda indirdiler. Evet, bir ölümüz var. Matel tanımında 11. Savaş avantajımız 44. Nam hiç kazanmıyoruz. Kazanmıyoruz bu savaşta. Yani normal. Kaç kişiler? 11'e 200 kişi de alıyoruz zaten. Ama 200 kişileri de sağlam galiba. Baksana. Aha. Aha, buradaymış la o. Lan bir dur da vuralım şuna. Of be kavalla. Headshot'ı attı adama. Evet sanırım bitti. O da öldü. Ona ağzını yüzünü çarptılar onun. Evet kalmadı ki başka sanırım. Kimse kalmadı. Şuraya bak ya, ordumuzun asaletine bakın ya. Rodok çavuşlarına bak ya, adamların önünde hilal var. Hilal yıldız. Evet yaralı yaralı, tamam süper. Asugan noyan esiri misin artık? Sana vermem daha. Kemankeş olmuş birisi, güzel. Şahuzuna giriş, dengeli uzun saplı pala. Çok sağlam vuruyormuş ya, 42 aldım bunu. Bayağı da yemeğimiz var gördüğünüz üzere. Yemek aldım. Yemek derdimiz hiç olmasın diye. Zaten yağmalamamıza gerek yok. Şehirlerden belli ölçüde para alıyoruz zaten. Burada bekleyelim. Orduyu burada bekletiyoruz da. Diğer nerede? Nerede o adam? Hala beklemekteyiz. Durin Kalesi. İlk önce bir Durin Kalesi'ne gidiyoruz tabii ki de. Evet, derebeylerimiz sağlam. 124-101. Problem yok, sağlamlar. Ahmerra şehrini bile alabiliriz aslında da. İlk önce Çarva Kalesi'ni alalım Allah'ın izniyle. Ondan sonra direkt Ahmerat şehrine dalacağız bu ekiple. Bir de tabii ki de şey gelirse, diğer emmi neydi? Oha! Aga! Şu savaş şeye bak ya. ...45 kişilik savaş şey kaleye diyoruz. ...68... Tüm 400 kişiyle gelmem lazım bunları tutabilmek için burada şey. 130 166. Yani kafadan şurada bir gördüğünüz üzere 300 var. 550 diyelim toplam. 550 680 680, 780, 849 kişilik bir ordu var. Yani ben 300 kişi olsam bile, hadi 400 olayım,
500-600 aslında yenebiliriz. Bir de şey gelse 700. Hayvan gibi bir savaş olur. Bir saatlik savaş olur sanırım. Ama gerek yok. Teke tek yakalamak lazım. Bak aha. Karamuk Noyan'a da alalım hemen. Dorin Kalesi'ni kesinlikle kaybettik. Ona yapacak bir şey yok. Biz de Şarva Kalesi'ni alacağız artık. Yapacak bir şey yok. O ara Şarva Kalesi'ni alalım. Ondan sonra geri gelip hemen şeyi yine tekrardan alacağız. Durin Kalesi'ni. Yapacak bir şey yok. Tuluk Paşa Kalesi'ni kaybetmiş olacak bu şekilde. Ondan sonra Durin'i de hemen alırız bu bölümde. Diğer bölümde Allah'ın izniyle Ahmerat şehrini ele geçireceğiz. 234 kişi var. Hiçbir şeyleri yok. Atları var sadece 17 falan küsür. Çok bir şey yok yani işin gerçeği. Geldiler güzel. Nihayet kaleyi kuşat. Ne? 66 saat. Bu bayağı uzun sürüyormuş ya. 66 saat 3 gün bildiğiniz ya. Bildiğin 3 gün bekleyeceğiz. Kabul ediyoruz tabii ki de hemen. O zaman burayı da bırakmaları lazım büyük bir ihtimalle diye tahmin ediyorum. Güzel. Evet arkadaşlar, Kergit'le barıştık. Süper. Adamlar hiç şey yapmaya gerek yok. Nedir efendim? Adamlar hiç bizimle dalaşmadı. Yani kalemizi alıyorlardı. Kale kurtuldu adamın. Gerçekten süper oldu bu ya. Tam vaktinde oldu. Demek ki Tuluk Paşa gerçekten kalpten istemiş bunu. Emir Hamezan tarafından kuşatıldı. Tamam neyse alınsın o. Orada kuşatılsın edilsin. Yani yapacak bir şey yok. Zaten tekrardan hemen gidip alırız. Problem yok. Durun kalesi yani adam ne kadar asker koyar ki? Hadi 100 koy, 200 koy asker oraya. Ben geldim mi ağzına çakacağız oranın. Bu ara bu mikrofondaki problem sanırım. Onu fark ettim. Hele şükür. Benim nefesimi yapınca böyle geliyor herhalde. Haydi bismillah başlıyoruz arkadaşlar. Allah! Deniz ufkunda. Evet ilk defa böyle bir muharebeye giriyoruz. Kale kuşatmasına giriyoruz. Bunun yanına hemen duracağız. Hızlanmasını sağlayacağız arkadaşlar. Matel tanımız önümde. Baksana şunun karizmasına bak ya. En önde durdu. Ne yapıyoruz biz onu anlamadım ben. Beni izle, beni izle. Yanlış yapıyorsunuz. Aa, ne var orada? Ha, iyi tamam o zaman hücum. Hücum, hücum, hücum. Yakın dur. O da gelsin yandan. Yandan o da gelir artık. Hadi koşalım biz. Bu kale bizim. Şarva! Şarva kalesi bizim. Of, deli rahmetli oldu. Tabii yine bir 20-30 tane kaybımız olacak. Of be adamlar ne götürüyor vallahi. Lan kalkan kullan lan. Adam bak ya. Lezalit, senin gibi peynir akıllı bir insan ben hayatımda görmedim ya. İnsan kalkanla yukarıya kadar çıkar ya. Öf. Bayağı kaybımız oluyor şimdiden. Biraz kaybımız oluştu. Bunlara bir geçireceğiz. Oha be. Yavaş yavaş. Sen bir. Eyvah.
Süper süper. Konsantrasyonum var ya. Şu an hat safhada. Çünkü bir kere daha vuruldum mu? E nerede bu adam? Tamam süper. Güzel. Bunları böyle mızrakla tertemiz, hiç yakın temasa girmeden. Bizimkiler ne yapıyor daha hala? Vallahi anlamadım, onlar hala orada takılıyorlar ya. Ne oluyor lan? Arkamızdan geliyorlar. Eyvah eyvah, bayağı ölümüz oldu ya. Okçulara hemen gideceğim ya. Rodok çavuşlar geldi gerçi. Şimdilik fena olacak adamlar. Şimdilik sağlam dayak yiyecekler. Bakalım, teke tek gelin lan, teke tek adamsanız. İyi, bizimkiler orada fena dağıtıyor bunları. Bunlar bizi es geçecek. Ben de arkadan destek vereceğim bunlara. Gel bakalım. Süper. Şöyle. Hemen merdiveni, yolunu açmamız lazım arkadaşlar. Hayır yapma be. Yapma be. Ağzına çakayım. Teke gitmedi, öldük. Ama olsun, şu an dağıtacağız burayı. Bizim askerler, Rodok askerleri oradan çıksın bir hepsi. Tamam. Bu meydana çıkarlarsa yeneriz zaten. Hepsi de çıktı sayılır. Tamam, şimdi asıl savaşı görün. Şu an ağızlarına çakacağız onların. Evet bakalım. Kimin askeri daha çok ölecek veya bayıltılacak? Bizimkiler tabii ki götürüyor. Bir okçuları da öldürürseler arkadan. Zaten son şey bu. Son dalga. Dalga wave. Son dalga bu. Son askerler yani Sarranit'in. Bu kalenin son askerleri bunlar. Bir arkadaki okçular var ya. Onlar öldüse aslında, okçular olmasa zaten bu kadar kayıp olmaz hiçbir zaman. Okçular yapıyor tüm şeyleri, killleri. Tüm askerlerimizi okçular öldürüyor. Bak şimdi. Oradaki Matelt Hanım'ın askeri veya Tuluk Paşa'nın mıydı? Ölmezse okçudan, okçu tarafından şaşma. Bak hep okçular öldürüyor. Bak arkadan okçular daha iyi. Çakallar ya. Ama zaten bizim askerlerimiz bitmez ya. 400 küsür askerle daldık buraya. Of, onun da headshot yedi orada. Süper. Ve işte bu. Sonunda arkadaşlar Sharwa Kalesi'ni 66 saat bekleyerek bir de üzerine fethettik. Kayıplar yüksek. 33 kayıp var, müttefik kayıplarımız. Bayağı sağlam kayıp verdik ama onların da bayağı kaybı fazla. Yani tamamen kaleyi kaybettiler adamlar. Tabii ki köle iyidir. Köleleri alalım. Köle para eder. Köle paradır. Parayı öyle bedava yerde bırakmayalım. Nord kahramanı bayağı oldu. Güzel. Yeniçeri süper. Tamam. Mükemmel. Eşya havuzuna bir girelim. Hiçbir şey yok. Lazım değil. 255. 7800 tecrübe kazanmışız. Vay be. Çok bir para yokmuş. Evet, Matelt'le de aramız iyileşti.
Şehirden ayrılalım. İlk önce bir Tuluk Paşa ile bir görüşelim. Tabii herkes kendisine destekçi. Vay canına vay. Piyasada çakal kaynıyor. Mantel tanıma gidelim bakalım. Herkes kendisinin destekçisi. Acaba kendi ne yapsam? Durin Kalesi de gitmedi. Ama sanırım bu kadar etkinlik yeter arkadaşlar. Seferi herkes tamam, süper. Kalemizi aldık. Artık şeye karşı da bir korumamız var. Yani buraya bir derebe koyduk mu gelen geçin en azından ağzına yüzüne çakar. Ona da bir 100 asker hediye ederim ben. Böyle 200 askerle dolaşır piyasada, sağlam olur. Kimseyi geçirmez. Kimse de geçemez zaten. Anca 2-3 kişi dalmaları lazım. Bardak Kalesi'nin etrafında ufak bir düşman tespit ediliyor. Herhalde Sarranit. Ha doğru, gerçi Sarranit dalmaya kalkışmıştı. Doğru, öyle bir şey de var. Ona da hemen bir göz atmaya gideceğiz. Tabii ki ne zaman? Diğer bölümde arkadaşlar. Bu bölüm için bu kadar yeterli. Kölelerimizi bir kaleye bir gidelim. Bir dur bakalım. Kalede ne var ona bir bakalım. Dostum Han, Prens Pişvaldim. Neyse, hiçbirinizi görmek istemiyorum. Şarva Kalesi'ni kendime aldım. Kendimi alınca bir problem yok. İyiymiş. Kendimi alınca hiçbir problem çıkmadı. Hani azaldı falan gibisinden bir şey yok. Hani hiçbir şey azalmadı. Evet, bal. Eti satın alalım. Bunları alalım. Ne yapmak istiyordum ben? Ha, Han'a gitmek istiyordum ya. Köle tüccarı burada mı hala? Tüh, yokmuş, değilmiş. Gezgin. Yalen şehri. Tamam. Şehirden bir ayrılıyoruz. Gruba gidiyoruz. Bunduk, Firentis, Keleti, Lezalit. Lezalit. Ondan sonra Lezalit. Rolf. Bir de Bunduk. İki de bir gitmek istiyor. Bunduk'u konuş. Sana bir sorum olacak. Şarva Kalesi. Bakalım ne oldu. Diğer arkadaşların ikişer birer falan indi. 12 oldu Bunduk'la aram. Bunduk da güzel. Bir tane kale sahibi oldu. Süper. Artık bu kale Bunduk'un emrinde yönetilecek. Bunduk'un bayrağı da buymuş. İyi şekil bir bayrağı da var adamın. Biz de burada arkadaşlar bölümümüzü bitirelim. Burada biraz bekle yapalım hem. Umarım izlemekten keyif duymuşsunuzdur. Bir dahaki bölümde görüşme dileğiyle diyorum. Ne oluyor? Evet, tamam. Bir dahaki bölümde görüşme dileğiyle diyorum ve sizlere hayırlı günler diyorum arkadaşlar. Ukap Gaming'den selamlarla takip etmeye devam edin.